Birinci sorumuz adım adım mesela karelerden oluşan bir şekil verilmiş. Kaçıncı adımında kaç tane kare olduğu ya da işte 11. adımında kullanılan karelerin toplam sayısı gibi sorularda. Eğer ki size dese ki bir kenar uzunluğu 3 santimetre olan özdeş karelerle oluşturulan derse kareleri sayacak. Bana dese ki çubuklarla oluşturulan kare derse çubukları sayacağım. Tamam mı? Hangisini derse onu sayacaksınız. Birinci adımda kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş tane var. İkinci adımda bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. 11 tane var. Bu şekilde devam eden bir örüntü var. Ben size bak bir daha söylüyorum. Diyorum ki eğer karelerle oluşturulan bir örüntü derse kareleri sayacaksınız. Eğer mesela bazen de kibrit çöpleriyle oluşturulan kareler veriyor. Diyor ki kibrit çöplerinin sayısı. Kibrit çöpleriyle oluşturulan şeklin işte bilmem 5. adımında kaç tane kibrit çöpü var derse bu sefer kibrit çöplerini sayacaksın. Şimdi böyle örüntülerde kaçar kaçar artıyor. Üçer üçer. Biz genel terimine ne diyorduk? 3n sonra bekliyorduk. Diyorduk ki 3n ne yaparsam 5 olur. Yani 3'e ne yaptığım zaman 5 olur? 2 eklediğim zaman 5 oluyor, değil mi? Demek ki bunun genel terimi 3n artı 2'ymiş. Yani ben birinci adımını bulmak için n yerine 1 yazıyorum. 3 kere 1, 3. 3 artı 2, 5. Birinci adımının alanı 5'miş. Tamam mı? Şimdi diyor ki 11. adımında kullanılan karelerin toplam alanları neymiş? 11. adımına gelmem için en yerine ne yazmam lazım? 11. O zaman diyorum ki 11. adım genel terime işte 3 kere 11, 33. 33 artı 2, 35 tane kareden oluşuyor. 35 tane kare olduğuna göre o zaman her bir karenin bir kenarı kaç santimdi? 3 santimdi. O zaman şöyle bir kare çiziyorum. Her birinin bir kenarı 3 ise alanı 3 kere 3 ne oldu? 9. Demek ki 35 tane her birinin alanı 9 olan kareden oluşuyor. Çarptım kaç oldu? 315. Birinci sorumuz bu kadar. Geldim şimdi ikinci soruya. İkinci sorumuzda diyor ki tabloda A ve B duraklarına ait taksimetre ücretleri verilmiş. Taksimetre çocuklar bakın. Bu tarz sorularda diyeceksiniz ki hocam bize şöyle bir soruyu oku. Taksimetre mesela normal sarı taksilere de bindiğiniz zaman diyor ki işte açılış ücreti 70 lira. Hemen 70 lirayı yazıyor. Artı diyor. Sonra diyor her kilometre başına diyor 5 lira alırım senden diyor. Tabii bunlar söylediklerim ezberden gerçek bilgiler mi bilmiyorum. 5 çarpı her kilometre 5 lira alıyorum ya. Diyelim ki kaç kilometre gittim? X kilometre. Bu kadar para ödeyeceğim. Geliyorum öbür taksiye. Öbür taksi diyor ki benim açılış ücretim diyor 12 lira. 12 artı. Her kilometreye diyor 2 lira alırım. Acaba kaç kilometre gideceğim? Kaç kilometre gidersem en kilometre gidilen yolda. O zaman 2N para öder mi? Evet. İkinciye bakıyorum. 15 kilometre ile 15 lira ile başlıyor. Her bir kilometreye kaç para alıyor? N. 1 çarpı N. Diyor ki toplam ücreti bulunuz. Topladığımda hatırlıyor musunuz? Cebirsel ifadelerde ben size şöyle diyordum. Sayıları beraber toplayın. 27 artı. Harfleri beraber toplayın. 3N. 27 artı 3N. Bundan sonra her kilometreye 2 lira alacağım. Her kilometre. Kilometreler gittikçe 2 lira. Adam ne diyor bana? İkisinin de en kilometre yol gidildiğini düşünürsek. Anladınız mı şimdi? En kilometre yani 10 olsaydı 2 çarpı 10 20 olacak. En olunca 2. Diğer taksimetre 15 ile başlıyorum. Her birine bir en topladım 27 artı. Birinci soru bir örüntü sorusu çocuklar. Örüntü sorularında biz ne yapıyorduk? Diyorduk ki birinci adımında 5, ikinci adımda 8, üçüncü adımda 11. Kaçar kaçar gidiyor. Üçer üçer artıyor. Üçer üçer artarsa ne oldu? Üçer. Beşi elde edebilmek için ne ekledim? İki. Genel terimim bu. 11. adımında 3 ekledim. Şey 11 çarpı 3 ne oldu? 33. 2 daha 35 tane kare varmış. Her birinin bir kenarı 3 olduğuna göre
bir tane karenin alanına ne dedik? 9. 3 kere 3, 9. 9 çarpı 35, 315 tümünün alanı. Söyledi, bakın bu tarz sorularda, üçüncü soru gibi sorularda eğer mesela cisimleri üst üste koyuyorsa ya da birinin üstüne koyuyorsa ya da yan yana koyuyorsa, uzunluğunu bilmediğiniz cisme X ya da Y deyin, harf verin. Yani ben buraya X dersem ya da sehpaya S deyin, tabureye T deyin, neyse artık, tamam mı? Burada tabure var, ben buna T dedim. O zaman bu dolabın boyuna da ne diyelim? Dolabın boyuna da D diyelim, tamam mı? Dolabın yüksekliği. O zaman diyorum ki tabure artı 130 eşittir dolap. Doğru mudur? Şimdi geldim buraya. Burası dolaptı. Dolap. Artı burası tabureydi. Dolap artı tabure eşittir 200. Yüksekliklerin, uzunlukların toplamını üst üste koydum. Bakın. Bu iki parçanın toplamı neye eşit dedim? Dolabın boyuna. Dolap ile taburenin boyunu topladım. Neye eşit oldu? 200'e. Bak, diyorsunuz ki hocam bize demişti ki bu tarz denklemli sorularda birinin yerine eşittirini yaz. Bak, birinin yerine değerini yaz. Değerini yaz. Ben bu PDF'i size atacağım, bir daha bakarsınız. Şimdi ne yapabiliriz? Bak, dolabın yerine ne yazabiliriz? T artı 130. Bak, getiriyorum dolabın yerine ne yazıyorum? Pardon, burada dolap. Dolabın yerine ne yazıyorum? T artı 130. Artı bir daha T eşittir 200. Bir T daha ne oldu? 2T. 130'u öbür tarafa attım. Eksi diye geçti. Eksi 130 oldu mu? 2 tane T. 200'den 130 çıktı. 70. Harfin yanında bir sayı varsa her iki tarafı ona bölüyorduk. T eşittir 70 bölü 2, 35. Bu tarz soruları böyle çözeceğiz. Peki biz tabureyi 35 bulduk ama ben size cebirsel ifadelerle ilgili hep şöyle bir cümle kuruyordum. Bulduğun cevap cevap olmayabilir. Bana ne soruyor diye bak. T 35'ti, değil mi? Taburenin yüksekliği nedir? Zaten benden istediği tabureydi. Ama dolabı da isteyebilirdi. Dolap neye eşit? T artı 130 eşittir dolaptı. Tabure 35 ise 35 ile 130'u topladığımda 165, o da dolabın boyu olurdu. Yani burada hangisini sordu önemli değil. Tamam mı? Hangisini sorarsa biz ona göre cevap verebiliriz. Bana diyor ki mesela sıfırı oluşturmak için diyor, anladıysanız, sıfırı oluşturmak için diyor 6 tane kibrit çöpüne ihtiyacım var. Biri oluşturmak için 2 tane kibrit çöpüne, 5'i oluşturmak için 5 tane kibrit çöpüne, böyle böyle saymış. Bu şekil örüntüsünün 7. adımındaki kibrit çöplerinin tamamı. 7. adımında kaç tane kibrit çöpü var? 7. adımında. Bakıyorum, diyorum ki hocam benim önce birinci, ikinci, üçüncü adımında kaç kibrit çöpü var onu bulmam lazım. Birinci adımında kaç tane var bakın burada? 6 tane kibrit çöpü var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bak, az önce hatırlıyor musunuz? Ben size demiştim ki bakın denemelerde en çok böyle sorular çıkıyor. Kibrit çöplerini mi sayıyor yoksa buradaki petek yani altıgenleri mi sayıyor? Mesela altıgenleri saysaydı birinci adımda 1, ikinci adımda 2, üçüncü adımda 3 böyle gidiyordu. Ama öyle demiyor. Ne diyor? Kibrit çöpleriyle oluşturulan şekil. Hatırlıyor musunuz? Birinci soruda da ne diyordum? Karelerle oluşturulan şekil. O zaman bakıyorum bak. Sayarken de ben size hep ne diyorum? Bakın bu kibrit çöplerini sayın. Sayarken de çizgi koyun ki unuttuğunuz bir şey olmasın. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Normalde çoğunuz belki de hiçbiriniz diyorsunuz ki ya birincide 6 tane varsa ikincide 12 tane olmaz. Bak burada ortak bir kenar var. 11 tane oldu burada. Diyorum ki burada o zaman 6 çarpı 3 18 olmalı ama 2 tanesi eksik olmalı. Ne olmalı? 2 tanesi eksik olması için ne olmalı? 16 tane kibrit çöpü olmalı. Ya da tek tek sayarsınız. Peki biz bunun genel terimini bir bulalım. Bakalım genel terimini nasıl buluyoruz? Kaçar kaçar artıyor bunlar?
Beşer beşer. O zaman ne diyeceğim hemen bunlara? Beşer. Kaçar kaçar artıyorsa o kadar diyorum. Artı acaba diyorum ne eklersem 5n'e ne eklersem 6 olur 1. O zaman genel terimini bulalım. 7. adımında yani 7. teriminde kaç kibrit çöpü var nasıl buluruz? N yerine 7 yazıyorum. 7 kere 5 35 bir daha ne oldu? 36 tane kibrit çöpü lazım bana. 36 kibrit çöpü acaba hangi şıkta var? A şıkkında 189.023. A şıkkını inceleyelim geçelim. Yani uzun uzun tek tek şıkları bulmayalım. Biri oluşturmak için iki kibrit çöpü lazımdı. Sekizi oluşturmak için bakıyorum buraya yedi kibrit çöpü lazımdı. Dokuzu oluşturmak için altı tane kibrit çöpü lazımdı. Sıfır için yine altı tane kibrit çöpü. İki için bir pardon iki için beş tane kibrit çöpü. 3 için neredeydi 3? 5 tane kibrit çöpü. Tamam mı? Var mı sorun? Peki topladım bunları. 10, 19, 25, 31 tane kibrit çöpü oldu. Hayır, bu olmaz hocam diyoruz. Anlamadığınız bir yer var mı çocuklar burada? Şıkları tek tek bulmama gerek yok. Vakit kaybetmeye gerek yok. Siz nasıl olduğunu anladınız aşağı yukarı. Geçtim 5. soruya. Diyor ki aşağıda 3 kapta verilen sıvıların miktarları birbirine eşit. Yani burada 10 litre varsa, burada da 10 litre var, burada da 10 litre var. Sıvı miktarları birbirine eşittir. Bu sıvıların tamamı diyor ki, bakın, sıvı miktarları eşit. Şimdi burada diyorum ki, mantıken şöyle bir şey düşünürsek hocam, ya biz buna x dersek olmaz ki. Biraz böyle değişik bir şey versek olmaz mı diyorsunuz içinizden? Yani nasıl bir şey? Biraz daha böyle değişik bir soru yazdım. Dedim ki hani katları da bilmeyi öğrenin. Yani EBOB, ECOG'da göreceksiniz 8'de. Katları öğrenin. Yani bir şeye değer verirken bazı sayıların katlarını verin. Mesela burada iki bardak var. Öyle bir şey verelim ki x değil de mesela 2x. Ama bakıyorum burada 3 bardak var. O zaman 3'ün de katı olmalı. 2 kere 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman 5 tane de çarptım, 30. O zaman diyorum ki bir bardağın miktarına 30x derse, bak çok daha makul ve mantıklı işlem, daha pratik işlem yapmış olurum. Tamam mı? Şimdi diyorum ki birinci bardağım 2 bardak olduğu için her birine ne kadar düştü? Bak çok daha kesirlerle uğraşmadan daha rahat işlem yapıyorum. 15. Burada 3 bardak olduğu için 3'e böldüm her biri 10x. Burada 5 bardak olduğu için her biri 6x. Diyor ki bakın bu tarz problemli sorularda okuduğunuzu yazın. Diyor ki bu sıvıların tamamı şekildeki gibi kendi içinde özdeş olan bardaklara dolduruyor. Birinci kaptaki sıvının boşaltıldığı bardaklardan birinin hacmi yani 15x. Neye eşitmiş acaba 15x? Üçüncü kaptaki sıvının boşaltıldığı bardaklardan birinin hacminin yani 6x'in iki katından hemen yazıyorum 2 çarpı 6x bir de 36 fazlaymış. Yani 15x birinci bardağın hacmi üçüncü bardaktakinin hacminin iki katının 36 fazlasına eşitmiş. Denklemi çözeceğiz şimdi. Denklemi nasıl çözüyoruz? 15x eşittir. Bununla bunu çarptım. 12x artı 36. Sonra denklemde bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 12x'i sola attım. 15x eksi 12x eşittir 36. 15'ten 12 çıktı. 3x eşittir 36. 3'e böldüğüm zaman x ne oldu? 12. Bakın bir daha söylüyorum. Unutmayın bunları. Eğer x'i bulduysam cevabı buldum diye sevinmeyeceğim. Çünkü x'i buldum diye cevabı buldum sayılmaz. Tamam mı? Hemen kendine soracaksın. Neyi soruyor bana diye. İkinci kaptaki sıvının boşaltıldığı bardaklardan birinin hacmi. Yani 10x'i istiyor benden. X 12 idi. 10 çarpı 12 eşittir 120 oldu. Şimdi Azra, diyelim ki burada 10 litre su olsaydı, birinci bardaklar kaçar litre olurdu? 5 litre hocam.
Peki, burada da aynı litrede sıvı olması gerekiyor mu? Evet hocam. 3 bardağı bölüştür bakayım. Onu bölüşür mü? Kesirli olur. Doğru mu? Evet hocam. İşte ben diyorum ki akıllı davranmam lazım. Çünkü ben pratik işlemler yapmam lazım. Diyorum ki o zaman öyle bir şey yazayım ki hem 2'ye bölünsün hem 3'e bölünsün. Doğru mu? Ama bu sefer Evet hocam. bakıyorum. Aa, burada da hocam 5 tane bardak var. O zaman bir de neye bölünsün dedim. Bir de 5'e. Ama 30'un katı olması lazım, değil mi? Nereden biliyorsun 30 olduğunu? Belki 60'tır, belki 120'dir. Doğru mu? Evet hocam. Ben de dedim ki 30'un katı 30x. Yani x'i bulursak, oran orantı da yapıyorduk ya. Bulursak işimiz iş. Peki 30'u 2'ye böldüm. Bu bardaklardan her biri 15x. Bu bardaklardan her biri 10x. Bu bardaklardan her biri 6x oldu mu? Var mı buraya kadar sorun? Diyor ki üçüncü bardaktaki sıvı ikincinin iki katından 36 fazla. Ben size böyle sorularda diyordum ki okuduğunu yaz. Şimdi üçüncü bardakta ne vardı? Birinci bardaktaki. Birinci bardakta ne vardı? 15x. Neye eşitti? Üçüncü bardaktaki sıvının yani 6x'in iki katından 2 ile çarp bir de 36 fazla. Buraya kadar sorun var Mazda. Yok hocam. 15x eşittir 12x artı 36. 12x'i sola attım. 15x eksi 12x eşittir 36. 15'ten 12 çıktı. 3x 36. 3'e böldüm. X ne oldu? 12. Hayır. Cevabımız 12 olur mu Azra? Hayır hocam. Neden? Çünkü hocam sen bize dedin ki harfi bulunca sevinme. Çünkü 12 ne demek? Demek ki 30 çarpı 12 demek ki içindeki sıvı miktarı 360'mış. Bizim burada bulmak istediğimiz x sıvının miktarını bulmaktı. Tamam mı? Peki. İkinci kapta sıvının boşaltıldığı bardaklardan biri 10x miydi? Evet hocam. 10x. 10 çarpı 12 eşittir 120 oldu 120. bizim cevabımız. Şimdi iyice anladınız mı? Evet hocam. Anıl şimdi anladı mı Anıl? Anladım. Anıl bak mübarek Ramazan ayındayız bir daha yalandan anladım demiyorsun tamam çarpılırsın bak ona göre. Anlamadın mı hemen soracaksın. Diyeceksin ki hocam ben bunu anlamadım. Bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun aha bir dikdörtgen çizelim o zaman değil mi? Bir dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 3 katının bir fazlasına eşit. Bu tarz cümleleri kurmayı bilmeyen var mı? Hatırlıyor musunuz? Ben size demiştim ki uzun kenarı kısa kenarının 3 katı ve bir fazlası derse ikinciye harf veriyorduk de, diyordum değil mi? Peki çevre neydi? Kısa ile uzunun toplamının 2 katıydı değil mi? O zaman kısa ile uzunun toplamı 34'ü 2'ye bölersem ne olur? 17 olur. Doğru mu? Doğru. X ile 3x'i topladım. 4x artı 1 eşittir 17. 4x 1'i diğer tarafa attım. 17 eksi 1. 4x eşittir 16. 4'e böldüm. X ne oldu? 4. Cevabımız x mi? Hayır. Ne olur? Uzun kenarını soruyor. Uzun kenar neydi? 13 3 oluyor hocam. çarpı 4 artı 1, 12 artı 1, 13 oldu. Kısa kenarına ne dedik? X. Uzun kenarı ne? 3 katından bir fazla. Doğru mu? Uzun kenarı kısa kenarının 3 katından bir fazla. Çevresi kaç diyor? 34. Çevre neydi? Uzun ile kısanın Çarp. toplamının 2 katı. E 2 katı 34 ise uzunla kısanın toplamı ne olur? 17. Denklemi düzenledik. X ile 3x'i topladık. 4x artı 1. Biri öbür tarafa attık. Gerisi denklem. X'i 4 bulduk mu? Getirdik. Yerine yazdık. Bulduk. Tamam. Masaların karşılıklı kenarları birbirine eşit mi? Burak çöz Burak. Bir cetvel hocam. Dört tane cetvel kondu mu masaya 15 santim taşıyor hocam. Konulmadığı Evet. zaman 12 santim az kalıyor hocam. Bunları toplayacağız ki cetvelin boyutu çıkacak. 27 Söyle. çıkıyor hocam. Söyle nasıl Sonra yapacağımızı söyle. hocam Masanın boyu bu neye eşit masanın boyu? hocam 3x artı 12. Bu masanın boyu mu?
Evet. Peki burası ne kadar, masanın boyu buraya kadar değil mi? Evet. Kaç tane x var? 4 x 4. -15. Niye 15? 15 dışarı taşmış, masanın dışına taşmış. Onu almayacağım. Bunların ikisi birbirine eşit mi olmalı? Evet. Evet, devam et. Peki ne yapacağız sonrasında? Hocam artı 12 karşıya eksi 12 olarak geçer. Hayır, 4. Burak. Diyorsun ki hocam bana şunu öğretmişti. Demişti ki Burak, x'lerde küçük büyüğün yanına gider. Tamam mı? Hocam zaten o zaman sadeleştirdik mi x'ler götürüp artı da olur. Ama eksili işlem biraz karışabilir. Tamam mı? O yüzden diyorum. Sen hep Tamam. böyle yap. 3x sağa geçince denge bozulmasın diye 15 de sola geçti. 12 artı 15, 4x eksi 3x, tamam mı? Tamam hocam. Topladım. Sen zaten can alıcı yerini söyledin. X 27. Cevabımız 27 mi Burak? Hayır hocam, masanın boyutunu soruyor, uzun kısmı. Masanın boyutu hangisiydi? Şurasıydı, değil mi? Evet. Yani 4x artı 12. 4 çarpı 27 artı 12. 4 kere 27, 87. 108 artı 12. Efendim? Hocam. 4 tane. Pardon, 3 taneydi değil mi orası? Pardon, ben 4 Evet. tane. 3x artı 12 idi değil mi? 27 ile Evet. 3'ü çarptım. 81 artı 12. 93 oldu. İki kenar eşit oluyor. Yani hangileri eşit Arda? KL ile KM. KL Şey, ile KM. LM olmasın. KL ile LM eşit oluyor. Bir kenar daha şey, daha farklı. Bak çocuklar, ikiz kenarları görüyor musun? Bak çizgi koyar genelde böyle. Bu çizgiyi koymasa da size şöyle der. KL eşittir LM der. Tamam mı? Böyle verir soruda. Şöyle bir bilgi verir. Unutmayın, deneme sınavlarında adam sana bunu vermiyor. Bilgiyi oraya saklıyor ki çocuk diyor soruyu okumazsa eğer bir baksın ya, 3 tane kenarı vermiş. Bak burası 10x eksi 8 vermiş. KM'yi de 14x vermiş. LM'yi de 8x artı 4 vermiş. Soruya bakıp duruyorum. Çevresini toplayacağım ama cebirsel çıkıyor. Benim bir x bulmam lazım. Biraz uyanık olacaksınız. Diyeceksin ki ya hocam bana demiştik ki böyle cebirsel sorularında büyük ihtimalle ikisini birbirine eşit vermiştir diyeceksin. Onları hemen birbirine eşitlemek için arayacaksın. Bir aradım, bir baktım. Kimler eşit Arda? Haliyle hocam. Yani 10x eksi 8 ile 8x 8x artı artı 4 4. eşit. Doğru mu? Peki Evet hocam. denklemi çöz. Hocam 8x 10x 8x diğer tarafa geçiyor. Eksi 8x, eksi 8x olarak geçiyor. 2x oldu. Matematikçiye diğer taraf denmez. Sağ sol denir, yukarı aşağı denir, yön. Tamam hocam, sol tarafa geçiyor. 10x eksi 8x, sözelcilere sağ şey, o tarafa bu tarafa yorum yapılır. Sayısalcılara net cevap vereceksin. Peki ne oldu burası? Hocam sol taraf 2x eşittir 12 oldu. Süper. X'in başında sayı olmaz. X eşittir 6 oldu hocam. Süper. Cevabımız 6 mı? Hayır hocam. Hayır. Çünkü daha sayıyı bulduk. Evet. 6. X yerine 6 yazacağız. Ne oldu burası? 6 kere Şimdi 10. 60. 60 50 52. 52 oldu hocam. Bu da onun aynısıydı. Bu da 52 değil mi? Orası da 52. Burası kaç oldu? 14 çarpı 6. Bu da 84 mi oldu? 52, 52, 104 artı Evet hocam. 84, 180 8 mi oldu? Evet hocam. Anlaşıldı mı? Bu kadar Anlaşıldı hocam. basit bir soru. Geldim 9. soruya. Çocuklar 9. soru biraz basit bir soru olmuş ama ben bilgisayarda benim soru havuzundan otomatik seçtirdim soruları. Bunu da seçmiş. Bilseydim bunu seçmezdim. Şunu yapıyoruz bak. Ben bunu değiştiriyorum. Şurası eksi verseydi ne yapıyorduk? Yani şu ortaya artı değil de eksi verdiğinde diyorsunuz ki hocam bana demişti ki 3a artı 5'i aynen yazıyorsunuz. Eğer bu parantezin başında eksi varsa
parantezin içinin işaretini değiştir. Tamam mı? Hep işaret değiştir. O zaman ne oldu? Eksi a artı a oldu. Eksi 3 artı 3 oldu. Çocuklar Perşembe dersimiz yine var ha. Ben bu benim o iptal ettiğim dersin telafisi. O zaman 3 a daha 4 a 5 artı 3 ne oldu? 8. 4 a artı 8 olurdu. Eğer böyle verseydi. Peki diyorum ki bizim kendi sorumuzu çözelim. Yani 3 a artı 5 artı olunca artı olunca hocam bir şey değişmeyecek. O zaman yani parantezin içindeki eksi a eksi a eksi 3 eksi 3. 3 a eksi a ne oldu? 2 a. 5 eksi 3 ne oldu? 2. Bazen görüyorum mesela diyor ki a öbür tarafa geçti işaret değişti. Hayır o denklemlerdeydi. Bu cebirsel bir ifade. Cebirsel ifadelerde direkt dört işlem yapıyorsun. Şimdi bir tane daha örnek çözeyim bunlarla ilgili. Daha da değiştireyim soruyu. Diyorum ki burası 2 olsun, burası eksi 3 olsun. Başında da sayı olursa ne yapıyorduk cebirsel ifadenin başında? 2'yi paranteze dağıttım ne oldu? 6a. Dağıttım artı 10 oldu. Bak eksi 3'ü dağıtıyorum bak bu eksi tamam mı? Eksi 10'u artı yaptı mı önce işaretini değiştiriyordu. 3 ile a'yı çarptım ne oldu? 3a. Bak bunu da bununla çarpınca eksi 10'u artı yaptı. 3 kere 3 ne oldu? 9. 6a 3a ne oldu? 9a. 10 9 daha ne oldu? 19. Yani diyelim ki örnek veriyorum burayı 6a artı 19 yaptık değiştirdik gibi düşünün. Biraz daha soruyu zorlaştırmak istedim. Hani daha güzel bir soru yapmak istedim. Şimdi 10. soruya bir bakın bakayım. Çocuklar ben size hep diyordum ki bu cebirsel ifade sorularında 7. sınıfta sayı veriyordu ya da 5. 6. sınıfta 7'de harf veriyor. Yani örnek veriyorum ben size deseydim ki 10 tane 10 adet kavanoz varmış. 10 adet kavanoz varsa. Hakan bu kavanozların her birine 3 adet bilye koyduğunda, 3 adet bilye koyduğunda normalde siz nasıl yapıyordunuz? 10 çarpı 3 eşittir 30 tane. 4 bilye de artıyor. 4 bilye de ekliyordunuz 34 diyordunuz değil mi? Ya cebirsel ifade olunca kafanız niye karışıyor? Her birinde 3 bilye varsa o zaman 2x eksi 3'ü 3 ile çarpacağım. 4 bilye artıyorsa 4 bilye ekleyeceğim. Bu kadar basit. Tamam mı? Kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı değil mi? Yani Evet. 10 çarpı 3x artı 5. Doğru mu? 10 Evet. çarpı 3x artı 5. Bu tümünün alanı mı? Evet. Bunun içinden eksi demiş bir şey çıkarmış. Ne çıkarmış? 5 santim bir de x artı bura. E o zaman bunları da birbiriyle çarp çıkar. Olmaz mı? Anladın mı Evet. şimdi? Anladım Şimdi hocam. çarpıyorum. 30x artı 5 Artı kere 50. 10, 50. Eksi 5x. Bak bu eksilere dikkat edin. Hep söylüyorum size. Şimdi 30x'ten 5x çıktı. 25x oldu mu? Oldu. Evet. 50'den 5 çıktı. 45 oldu mu? Oldu. 25x artı 45. Şimdi oldu Tamam mu? hocam. Anladım hocam. Aferin. Teşekkürler. Anlayın. Anlamadan geçmeyin. Çok anlamazsanız tekrar dersi anlatırım size. Eğer böyle çok takılırsanız. Yani öğrenmeden Perşembe günü de şeyleri işleyeceğiz. Doğru da açılar. Hani açılar konusu yazılıda çıkacak biliyorsunuz. Şimdi çocuklar bakın buraya. Şimdi hatırlıyor musunuz? Az önce ben size şöyle bir şey söylemiştim. Demiştim ki eğer ki burası şöyle uzun olsaydı, şöyle olsaydı, şu parçayla şu parçanın toplamı, bu ikisinin toplamı neyi verecekti bana? 18a artı 24. Şimdi o zaman burada 18a artı 24 ise bu kenarım 18a artı 24. Buranın da 18a artı 24 olması gerekiyor. O zaman burası ne oldu? 15a. 24 olması için bakın 5 var burada. Geriye ne kaldı buraya? 19. Tamam mıdır? Evet. Peki bakıyorum burası 3a artı 5. Burası da 18a artı 24. Bunların aynı olması lazım. 3a var. 18a olması için geriye ne
kaldı? 15A. 5 var, 19 daha eklersem ne olur? 15, 18A artı 24. Peki şuradaki kırmızı çizgiyle buradaki kırmızı çizgi aynı. Buradakiyle de buradaki aynı. Yani bunlar birbirinin aynısı. Bunlar birbirinin aynısı. Aa, zaten bunlar aynı hocam, kare. Bunların ikisi birbirinin aynısı. Bir tanesi 15A artı 19'sa iki tanesi iki tane 15A artı 19 yapar. Peki ne diyor? Kırmızı çizgilerle gösterilen kısım 668'miş. Cevabımız neymiş? Değilmiş. Anlaşıldı mı? Demek ki böyle dikdörtgenimsi kare tarzı sorularda karşılıklı kenarlar aynı diyeceksiniz. Yani şu maviye boyadığım kenar ile şu maviye boyadığım kenar ile şu maviye boyadığım kenar aynı. 18A artı 24'ü elde edebilmek için 18A artı 24 buna tamamlamam lazım. 18, 3A var. Geriye ne kaldı? 15A. 24, 3, 5 var. Geriye ne kaldı? 19. Anlaşıldı mı iyice? Anlaşıldı. Çocuklar ders bitti mi bitiyor. Ha, iki ders yapıyoruz, tamam mı? Ona göre hazırlık bu. Bir kutunun içinde 12x eksi 8 adet top varmış. Reyhan bu toplardan önce x artı bir tanesini daha sonra da 2x eksi 2 tanesini alıyor. Son durumda kalan. Acaba toplam ne kadar aldı içinde? Bir alt alta yazıp toplayalım bakalım. X ile 2x'i topladım, ne oldu? 3x. Eksi 2 ile eksi 1'i topladım, 3x. Bunları kutunun içinden aldım demek ne demek? 12x eksi 8'den bunu çıkar demek. 3x eksi 3'ü çıkar demek. Bunu anlamayan var mı çocuklar? Peki önünde eksi olduğu zaman ne yapıyorduk Hocam. parantezin önünde? He canım. X artı 1 Zeynep söyle. yazıyor. Bir daha söyle. X artı 1 yazıyor. Ha, X'te pardon. eksi 1 Pardon. yaptım. Aferin Zeynep. O zaman burası ne oldu Zeynep? Artı 1 eksi 2 eksi 1 mi oldu? O zaman 3x eksi 1 oldu değil mi? 12x eksi 8. Bak eksiyi dağıtacağız. Eksi 3x. Eksi ile eksi ne oldu? Artı 3. 12x eksi 3x ne oldu? 9x oldu mu? Eksi 8 artı 3. Zıt işaretli çıkardım, ne oldu? Eksi 5 oldu mu? Oldu. 9x eksi 5 oldu. Tamam mı? Çocuklar var mı sorun? Hadi son soru. 20 sorumuzu çözelim. Sonra ben ne yapacağım biliyor musunuz? Bu 40 soru hazırlamıştım. 20'sini dedim ben çözeceğim. 20'sini de dedim ödev atacağım. Onlar kendileri çözsünler. Yarın akşam da size çözümlerini atacağım. Bakalım ne kadarını doğru yaptınız. Dengede olan bir terazi. Hemen bir terazi çizelim. Dengede olan bir terazi çizelim. Çizdik. Diyor ki bir kefesinde her biri 80 gram olan 4 elma. O zaman burada 320 var. Sol kefesine yazdım 320'yi. Her biri 80 gram olan 4 tane. Diğer kefesinde ise bir mandalina M diyelim. Ve her biri 85 gram olan 3 tane muz. 3 çarpı 85, 255. Var mı sorun? Dengede demek ne demek? 320 eşittir M artı 255. 255'i bu tarafa attınız mı? 65 kaldı mı? Bitti.